çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Burası alacak, görecek tabii. Türk Pediatri Kurumu 56. Türk Pediatri Kongresi'ni çocuk ve şiir temasıyla düzenledi. İşte konusu gerekmiyor. Ama tolerant reseptörlerimizin çeşitliliğinin artarak da artık zaman içerisindeki öğrenmemiz sistemler. Bunların hepsinin olabilmesi için o zaman bizim bir sağlıklı mikrobiyota gelişmeye ihtiyacımız var. Yüzlerce çocuk doktorunun katıldığı kongrede COVID-19 ve çocuklar üzerindeki etkisi de tartışıldı. Şimdi bu tanımada ne önemli? Bu tanımada görüyor ve tanıyor olmaları lazım. İşte o zaman o çeşitliliği kazanarak geliyoruz. Kongreye katılan çocuk yoğun bakım ünitesi uzmanı Profesör Doktor Esra Şevketoğlu, pandemi süreciyle birlikte çocuk yoğun bakımlarındaki ölüm oranlarının iki katına çıktığını söyledi. COVID-19 nedeniyle yoğun bakımlara yatan hastalarda ki ölüm oranına baktığımızda 335 çocuğundan 44'ünü kaybettiğimizi gördük ki bu da %13 gibi bir rakama tekabül ediyor. Bütün çocuk yoğun bakımlardaki bu 21 bin hastadan toplam yaklaşık 1500 hastayı bütün sebepler yüzünden kaybettiğimizi tespit ettik ve genel yoğun bakımlardaki ölüm hızı %7.6 iken COVID-19 nedeniyle yatan hastalardaki ölüm hızını %13 bulduğumuz zaman bu ölümün genel olarak genel ölüm hızından yaklaşık iki kat daha yüksek olduğunu görmüş olduk. Türkiye'de erişkinlerde aşılama oranının iyi olduğunu dile getiren Şevketoğlu, erişkinlerde düşme, çocuklarda yükselme olduğunu ifade etti. Erişkin konusunda aslında o ilk zamanlardaki gibi değil. Çünkü gerçekten Türkiye'deki aşılanma hızı da erişkinlerde oldukça iyi. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz bu konuda çok gerçekten büyük bir performans gösterdiler. Ve aşılama konusunda Türkiye gerçekten dünyadaki sayılı merkezlerden şu anda aşılama oranı olarak. Fakat tabii ki çocuklarda aşılamayı yapamıyoruz. Yani bilimsel veriler ona yetmiyor. Dolayısıyla bu bizim çalışmamızdaki sonraki dönemdeki çalışmamız devam edecek. Bu dönemde de veri toplamaya devam edeceğiz. Erişkinlerdeki hastalık sıklığının azaldığını ama çocuk hastaların sıklığının da arttığını fark ettik. Bu da erişkinlerin daha çok aşılanması, çocukların da aşısız kalmasıyla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Tedbirler açısından aşılamayla birlikte genel bir gevşeme olduğunu ifade eden Şevketoğlu, aşı konusunda tavsiyelerde bulundu. Tabii ki ilk dönemdeki gibi artık kısıtlama süreçlerimizde de bir takım değişiklikler oldu. Daha yoğun bir şekilde herkes evdeydi, her yer kapalıydı, maske ve daha hani sık tedbirlere uyuluyordu. Şu an birazcık daha tabii aşılamayla beraber herkeste genel bir gevşeme oldu. Dolayısıyla aşısız grup olan çocuklar olduğu için çocuklardaki hastalık sıklığını son dönemlerde daha yoğun görüyoruz. Yoğun bakımlarımıza da gerçekten daha çok sayıda çocuk hastayı yatırıyoruz.